Ama ne yapacağı artık belli Galatasaray'ın. Fizik olarak bu Belanda'yı, Feghouli'yi, Arda'yı bir yere getirirse Galatasaray iş yapar. Getiremezse iş yapmaz. Yani ne olursa olsun kılıç mı dışlıyorsunuz ama diğer üçünün etkisinde değiller. Üçü maçı değiştirecek pozisyon yaratıyorlar. Belanda'nın attığı gole bak. Veren Feghouli. Vurduğu yer neresi? Belhanda ile Feghouli'nin birlikte ilk 11'de olduğu maçlara 58 maç, 34 galibiyet, 16 beraberlik, 8 mağlubiyet. Puan ortalamaları 2.03. İşte dedik ya Fatih Terim haklı ya. Çıktı. Dedi ki itibarsızlaştırmayın bu iki oyuncuyu. Ben Florya'da çalışıyorum bunlarla. Bunlar bana lazım dedi. İki lazım oyuncu. Erman Hoca'nın dediği gibi Sivas'ta oyuna hükmetti. Ben ticaret yaptım. Allah. Yaptınız mı ticaret? Yaptım hocam. Ben 20 sene yaptım. Demir işinde iflas eden tek adam benim hocam. Büyük hata yapmışsın hocam. Hocam. İşe gideceksin hocam. Ben kabzumallık yaptım. Senin demir işin gene iyi. Niye biliyor musun? Demiri sat, bak büyük hata yapmış. Demiri satmazsan yarın gene demir. Ben domatesi satmazsam yarın o beni satar. Bak benim yaptığım işe bak. Domatesi tuttum, para bir daha tuttum. Satmazsam iki gün sonra o beni satar. Çöp satacağım. Hani genç kız gibi, hani evlenecek kız gibi. Zamanında verirsen verdin. Gitmedi gitti, yandın. Evde kalır. Tamam mı? Yani arkadaşlar bunlar böyle gerçek. Zamanında vereceksin. Konuları abi. Nereye bağlı? Tebrik ederim. Allah yani, Allah. Yani, ya bunlar. Hayır hocam domatesden evde kalan kıza geldi. İnsanlar bizi kasabada seyrediyor. Köyde seyrediyorlar. Bunları anlayacaksınız yani. Öyle diyorsunuz. Ya bir şey demiyorum hocam. Ben yani çok iyi bağladın yani. Demir, domates, evde kalan kız çok güzel. Tabii abi bunlar hepsini karıştıracaksın. Domatesler evde kalan kızı karıştırmazsan başarılı olamazsın. Rehacım. Sivas'tan bu atmosferde galibiyet önemli bir şeyler oluyor arkadaşlar. 4-4-2'de de olmaz. 4-4-2'de olması gerek hocam. En önemlisi malı satacaksan tezgahın altına koymayacaksın. Vitrine koyacaksın. Vitrinde satılık. Ben önde pırıl pırıl parlayan domatesler, arkada çürükler. Şimdi Belanda'dan Feghouli'nin pozisyonlarını görürse vay lan bunları alalım diyecek. Burada olsa ne olacak? Buraya koyacaksın abi. Bunu yapmayan adam bilemez. Bunu yapmayan adam haybeye tenkit ederler. Ben yaptım abi. Yaptığım için konuşuyorum. Yapmasam konuşmazdım. Başımdan geçti. Doğru hocam. Hocam bu kadar basit. Evet. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ya ben Erman Hoca'ya ek bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Emre Kılıç da bana göre Feghouli'nin önünde oynadı. Yani bugün bir üçgen kuruldu orada. Emre Kılıç, Belanda ve Arda. Emre Kılıç'ın katkısı çok iyi. Feyyaz da çok güzel bir şekilde söyledi zaten. Rakibin dengesini bozdu. Orada Belanda'nın attığı golde evet Feghouli çıkardı ama oraya o topu getirmek. İki tane oyuncuya altı pas neredeyse ceza sahası içinde daralandı değil mi? Şimdi, slalomla geçmek. Rea bazen şu geliyor çok, aklıma. Çok iyi Fatih oynadı. Fatih Hoca'nın UEFA kupasını aldığı zaman orta sahada kimler vardı? Okan Suat Emre. Vardı. Önlerinde Hacı. Önlerinde de Hacı. Şimdi bakıyorsun Taylan, Emre, Arda. Yani sanki öyle bir üçlü yaratma girişimi. Aynı efekti vermez. Onları, vermez. Yani oyundan çıkanlara bakıyorsun onları sahada tuttu. En son onları çıkardı. Yine tekrar öyle bir şeyi yakalamak istiyor sanki. Evet. Öyle bir, o elemanlardan bir tanesi Mert Hakan Yandaş'tı. Geriye döndü. İşte o işi söylüyorum. O işe geri döndü. Oldu. Ya bir de Emre çizgiyle oynat. Erman Hoca konuştu. Bence doğru. Ya Emre Kılıç bir de mobil bir oyuncu. Çizgilerde oynar. 10 numara santrofor arkası da oynar. Bugünkü gibi iç oyuncusu da oynar. Hocam bir de yani o çok Sivas'ta yönlü oyuncu yani. Mert'le yanlış olabilir. Rakip yarı alanda çok değişik pozisyonlarda oynayabilir. Çok iyi anlaşıyorlar ikisi. Bugün evet. Topu ileri götüren yani ciddi anlamda da mesela tabii. Dikine çok gitti. Mesela Arda'dan daha dar alan becerisi. Arda da çok iyi oynadı da yani hatta Belanda'dan bile, Feghouli'den bile kısa daha çabuk hocam, bir oyuncu. Arda Turan'a Emre yarattı. Yani. Arda Turan'a demiş ki çok iyi oynadı. Hem liderlik yaptı hem de hatasız oynadı. Takım içinde çok seviliyor. Arda bayağı bir sıkıntı çekti ama Rabbim sabredene hak ettiğini çok veriyor. Çok salladı demiş. Render Arda'ya çok kötü çok kötü. Yok 10 kişi 9 kişi bırakıyor. Arda yani çok ciddi bir süreç futbol oynamadı. Ama ilk başta ben kötü oynadığını da düşünmüyordum. Ha bugün iyi oynaması kötü oynaması önemli değil. Arda bana göre de daha milli takım arası ve birkaç hafta sonra yani Aralık gibi çünkü bu sene hepimizin bildiği gibi 40 tane maç var. Ben Aralık gibi Arda'nın o maç temposunu ritmini yakaladıktan sonra bunun daha da üstüne çıkabilecek olumlu performanslar vereceğini düşünüyorum. Rea hocam maçtan evvel Fatih Hoca dedi ki mesela Jack ile ilgili bir yorum yaparken
12 aydır oynamadı, 11 aydır dedi. Bu süreç bence Arda için de geçerli. O da uzun süre oynamadı. Hatırlarsan değil mi hocam? Yani ama Arda kalitesi olan, top tekniği olan, oyun zekası olan, liderlik kimliği olan bir insan. Oyun bilgisi, yorumu Levent abi tabii çok akıllı. Nerede ne yapacağını bilen. Tabii hocam. Jackney'in tek eksikliği sorumsuzluğu. İşini sevmiyor adam. İşini sevse çok faydası olur. O ne biliyor musun, parantez içinde futbolcu, futbolculuğu sevmiyor Jackney. Futbolcu olmayı seviyor. Ha, futbolcu bravo. Oldun mu Levent abi? Ha iyi, iyi laf. İşte futbolu değil, futbolcu olmayı. Futbolculuğu çok güzel güzel. Futbolculuğu değil, futbolcu olmayı seviyor. Niye? Futbolcu olmayı sevdiği zaman para kazanıyor Ender. Bir tabii, de şöhret, tabii. İsim, her yerde işi çözülüyor, bütün kapılar açılıyor. Futbolculuğu sevmek farklı bir şey. İşte bunu Arda'da görebiliyorsun. 60-65 dakika yani. Çok iyi oynadık demiş Fatih Terim. Biz de onu 2-0'dan şey. Sonra farklı da olabilirdi ama 2-1'den sonra da farklı olabilirdi demiş. Yani iki yönü de var işin demiş. Hakikaten öyle bir ama maçtı. Ama Galatasaray'ın da fiziksel performansının eksik olduğunu söylemem lazım. İşte o 60-65 yani, dakikadan sonra sıkıntı bak, çıkıyor Emre, ortaya. Emre Taşdemir çok süratli bir oyuncuydu. O teke tekte götürüp gol yapacak onu. Tükenmeyecek orada. Mesela Erman abi dediği gibi Belanda'nın attığı topta Fegüli onu gol yapacak. Eski Fegüli olsa yapardı. Birçok pozisyonda Galatasaray bu hızlı hücumları gerçekleştirmedi. Ben hala daha söylüyorum. Galatasaray'ın devre arasında mutlaka Onyekuru, Rodriguez, Bruma türü bir hızlı oyuncu ihtiyacı var. Çünkü 2-0'dan sonraki bu skorları bu tür oyuncularla yukarıya taşıman çok daha kolay. Böyle bir oyuncun yok Galatasaray'da. Ondan dedim. Eğer dedim ya geçen gün de Sekidika, eğer ki futbolu öğretebilirsen bu oyunun bu dakikalarında 2-0'dan sonraki süreçte sana hücumda çabukluk kazandırabilir. Böyle bir yeteneği varsa veya altyapında böyle bir hızlı oyuncun varsa. Ama demek ki o anlamda çok güvenmiyorlar. Güvenmiyor ki oynatmıyor. Devre arası için fakat o transfer haberleri şimdiden geliyor. Yani bu yani. Onyekuru mu olur, başka bir isim mi olur bilemiyoruz. Fakat bir hızlı, rakip kaleye kolay gidebilecek bir kanat forvet arayışı var. Bak bir şey söyleyeceğim Ender, lafını kestim özür dilerim. Bu konuda Rea Hoca'yı ben geçen programlardan dolayı kutlarım. Ben olsaydım Fener'i yeni Rodriguez'i göndermezdim. Bak samimi söylüyorum. Bu arada kafa kopardılar, gönderdiler. Fenerbahçe'de böyle hızlı oyuncu yok. Topla driplik yapabilecek. Katılım bilmiyorum. İki tabii, hocam kesinlikle. Burada. Yok böyle bir şey. Beşiktaş'ta Metin Tekin uçtu mu gidiyordu. Feyyaz Hoca hızlıydı yani bunlar. Felaket hızlıydı yani. Şimdi ben sana geçtiğinde... hızlı oyuncu olma çok fazla. Mesela sen topla driplik yaptığın zaman kolay yıkılmayan bir adamdı hocam. Hızlı oyuncu her zaman şey elinin altında olacak. Seni oraya götürecek ya. Trabzon'un efsane olduğu dönemlerde Ali Kemal'i hatırlıyor mu? Unutuyor mu insanlar? Metin Kurt'u rahmetli Galatasaray'da unutuyor mu? Ya bırak amili takımda tabii. Bir Cengiz oynamadığı zaman bile ciddi anlamda evet, eksiklik bravo yaşıyoruz hocam, değil aynı mi? Şekilde. Cengiz yani Önder oynadığı zaman diyoruz zaman ki ya hücum çeşitliliği var. Farklılık ortaya çıkıyor. Cengiz tek tabii. Oynadığı zaman. O Manchester City'ye bakıyorsun hocam ne? Bu Leroy Sané vardı şeyde oynuyordu biliyorsun. Bayern Münih'te şimdi. Bayern Münih'te. Onu Bayern Münih teknik heyeti Dünya Kupası'na aldırtmadı biliyor musun? Bu yüzden aldırtmamışlar Bayern'i alacak diye. Ford'a fiyatı yükselirse bu parayı alamayız diye. 45 milyon euro vermişler. O sene şimdi Bayern'i taşıyor. Fransız... Onu aldırmadılar mini takımı Bayern Münih mafyası. Aldırmadı inan bana. Beckenbauer ve ekibi. Bu arada tabii çok sayıda soru geliyor. Özellikle penaltı pozisyonlarıyla itirazlar var o konularda. Niye hiç konuşmuyorsunuz, sadece madalyonun bir yüzünden konuşuyorsunuz diye. Onu da konuşacağız. Hani maç içini, maç dışını, yani saha içindekileri de, pozisyonları da, hakem kararlarını da birazdan konuşmaya başlayacağız. Onu hemen vurgulayalım. Hatta arkadaşlarım eğer ekrana getirirlerse ilk pozisyonumuz var mı yoksa reklama gidelim ondan sonra mı başlayalım? Peki tamam, bir kısa reklam arası verelim, ondan sonra şu çok konuşulan pozisyonları hem takım oyunu ekibi olarak biz değerlendireceğiz. Erman Toroğlu da son noktayı koyacak ama önce kısa bir ara.